Bir hücredeki enerji üretiminden bahsettiğimizde arkadaşlar glikoz ve ATP hikayenin ana karakterleridir. Ancak bu videoda glikoz ve ATP'nin detaylarına çok inmeden enerji üretim işleminde hayati bir rol oynayan ama sahne arkasında olan moleküllerden bahsedeceğiz. Yani başrollerden değil sahne arkasındaki moleküllerden. Onlar da hangileridir? Elektron taşıyıcı moleküller. Elektron taşıyıcı moleküllere girmeden önce hikayemizin ana karakterlerine yine de biz kısaca bir göz atalım yoksa olayları çok iyi anlayamayız. Glikozdan başlayalım. Bildiğimiz üzere kimyasal formülü 6 karbon, 12 hidrojen ve 6 oksijen olan glikoz enerji üretimi için vücudumuzda parçalanır. Ve bu parçalanma işlemi aslında yükseltgenme işlemidir. Yani elektronlar kaybedilir ve glikoz karbondioksite yükseltgenir. Buradaki elektron akışı yani dolaşımı sizin için anlaşılır değilse biyolojik yükseltgenme ve indirgenme adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Tamam mı? Buradaki temel fikir şu. Karbon büyük ölçüde elektronegatif olan oksijene bağlandığında hidrojene bağlanmasına kıyasla daha fazla yükseltgenir veya elektron kaybeder. Evet, vücudumuzda bu tepkime tek bir basamakta gerçekleşmez. Birçok basamak vardır. Bunu göstermek için birçok basamaktan oluşan bir merdiven çizeceğim. Bu birçok basamakta gerçekleşen glikoz parçalanma işlemine hücresel solunum deniyor ve bu konuda da yine videolarımız mevcut. Evet, şimdi elektron taşıyıcı moleküller hakkında konuşmaya artık hazırız. Elektron taşıyıcı moleküllerimizi aslında moleküllerin servis aracı olarak düşünebiliriz. Bu benzerliği bize hatırlatması için buraya servisimizi çizelim. Glikozun parçalanmasının veya yükseltgenmesinin her bir basamağında yeni bir ürün oluşur ve bu ürünlere metabolit adı verilir. Kısa olsun diye bunların tamamını M olarak yazalım, tamam mı? Glikozlar parçalanırken metabolitler gitgide daha fazla yükseltgenir. Yani elektron yoğunlukları azalır. İşte elektron taşıyıcıları burada devreye giriyor. Hatırlarsanız enerji yükseltgenme işleminde şu elektronların akışından elde ediliyordu. Ve elektron taşıyıcılarının görevi bu parçalanma işleminin her basamağında kaybolan elektronları taşımaktır. Şimdi glikoz parçalanmasının her bir aşamasında elektron taşıyıcı moleküllerimizi gösteren servis araçlarımızı çizelim. Ve tabi bu elektron taşıyıcı moleküller yükseltgenme işlemi sırasında kaybolan elektronları taşıyor. En sonunda bütün bu elektron taşıyıcı moleküller glikoz parçalanmasından elde edilen elektronları mitokondrinin içinde bulunan elektron taşıma zincirine taşıyacak. Ve bu noktada elektronların vücudumuzdaki son elektron alıcısı olan oksijene iletilmesini kolaylaştıran enzimler vardır. Unutmayın ATP'yi yani hücrenin enerji birimini üretmek için enerji üretimini sağlayan şey elektron taşıma zincirindeki bu elektron akışıdır. Burada aklınıza şöyle bir soru takılmış olabilir. Vücudumuz neden ATP üretimine yakıt sağlamak için birçok basamak içeren bu karmaşık mekanizmaya sahip? Öncelikle toplam glikoz parçalanmasını tanımlayan kimyasal denklemi tekrar hatırlayalım. Glikoz, karbondioksit ve su oluşturmak için oksijen ile birleşir. Kütlemizi koruyabilmek için stokiyometrimizi de buraya koyalım. Evet. Bu glikoz parçalanma sürecini tanımlar. Biliyoruz ki bu tepkime ATP üretimine yakıt sağlamak için enerji açığa çıkarır. Bu sürece basit bir yanma süreci olarak da bakabiliriz. Buradaki yanma gerçekten de bir şeyin yanması gibidir arkadaşlar. Yanma sürecinde yakıta ihtiyaç duyulur değil mi? Bizim örneğimizde bu karbon ve elektron zengini glikoz molekülümüzdür. Ve aynı zamanda bu süreç için moleküler oksijen gerekir. Biraz önce sorduğum soruyu tekrarlamak için şöyle diyelim. Glikoz yani yakıt vücudumuzda birçok basamakta parçalanmak yerine neden bir basamakta rastgele bir şekilde olmaz? Neden? Öncelikle glikozun ısı biçiminde büyük bir enerji patlaması üretmek için rastgele bir şekilde yandığını varsayalım, tamam mı? O zaman vücudumuzda bu yanmanın sonuçları ne olurdu? Hepsi kullanılamayan enerji olurdu. Kullanılamazdı çünkü unutmayın, vücudumuzun kullanabildiği tek enerji ATP biçimindedir farklı türdeki olanları kullanamaz. Aslında vücudumuzdaki bu yanma işlemi tek bir basamakta olmadığı için şanslıyız. Çünkü bu süreç enerji açısından faydalı olsa da, yani enerji açığa çıksa da kinetik olarak faydalı değildir. Başka bir deyişle çok yüksek bir aktivasyon enerjisi vardır. Aslında bunu daha önceden düşünmeseniz bile biliyorsunuzdur. Mesela yemek yaparken şekerin yanması, sadece yüksek bir sıcaklıkta yemeği gereğinden fazla pişirirseniz gerçekleşir değil mi? Yani ancak yüksek bir sıcaklık bu yanma işleminin meydana gelmesini sağlamak için aktivasyon enerjisini aşılayabilir. Vücudumuz yanma işlemi için gerekenden çok daha düşük bir sıcaklıktadır. Bu da bizim işimize geliyor. Çünkü diğer türlü sadece kullanılamayan enerji üretir dururduk. Ama vücudumuz her bir aşamada enzimleri kullanarak bu tepkimenin yüksek aktivasyon enerjisini aşar. Enzimleri E olarak kısaltacağım. Birçok enzim kullanmanın glikoz parçalanmasında iki faydası var. Enzimlerin faydaları diyelim. Birinci fayda, büyük miktarda metabolit üretebilmemizdir. Ve bu önemli çünkü vücudumuz böylece metabolik ürünleri farklı metabolik yollara yöneltir ve bu sayede ürünleri olabildiğince tekrar kullanabilir veya dönüştürebiliriz. Glikoz parçalanmasında birçok enzim kullanmamızın ikinci faydası yavaş ve kontrollü bir glikoz yükseltgenme sürecinin oluşması. Böylece gayet yükseltgenmiş elektron biçimindeki bütün enerjiden kontrollü bir şekilde yararlanabiliriz. Bu da tek basamakta gerçekleşen bir yanmadan elde edebileceğimiz ısının ani artışına kıyasla çok daha iyidir. Enzimler tarafından kolaylaştırılan kontrollü yükseltgenme işleminde elektron taşıyıcı moleküller büyük bir rol oynar ki bunu yukarıdaki şemada kolaylıkla görebilirsiniz. Bunun sebebi glikozun kaybettiği tüm elektronlar için geçici bir depo görevi görmeleridir her bir basamakta parçalanmayı kolaylaştıran enzimlerle yakın bir işbirliği olduğundan bu elektron taşıyıcılara aynı zamanda koenzim denir. Koenzim, enzimlerin fonksiyonlarını yerine getirmesine yardım eden bir molekül ya da kimyasal bir fonksiyonel gruptur. Tıpkı kopilotun pilota yardımcı olması gibi. Glikozun parçalanmasında yer alan enzimlerin büyük bir kısmı dehidrogenaz denilen özel bir enzim sınıfına aittir. Dehidrogenaz enzimleri glikozu hidrojenlerden arındırırlar ama hidrojenleri götürürken elektronları da götürürler. Bunu da genellikle kimyacıların hidrit dediği bir proton ile iki elektronu götürerek yaparlar. Hidrit negatif bir yüke sahipti ve bu yüzden buna genelde hidrit iyonu denir. Bunu bir proton artı iki elektron olarak düşünebilirsiniz. Elektron taşıyıcı iki molekül, glikoz parçalanmasında yaygın bir şekilde bahsedilen NAD ve FAD denilen moleküllerdir. Bu elektron taşıyıcı moleküller ile elektronlar arasında gerçekleşen tepkimeyi yazalım. Tabii bahsettiğim elektronlar bu moleküllerin dehidrogenaz enzimi yoluyla glikoz molekülünden aldıkları elektronlar. En yükseltgenmiş hallerinde NAD pozitif yüklüyken FAD değil. Ve her bir koenzim 2 proton ve 2 elektronla tepkimeye girer. Başka bir deyişle hidrit iyonu artı ilave bir protonla tepkimeye giriyorlar. Elektron taşıyıcı moleküller elektronu bir defa bu yolla aldığında indirgenmiş olurlar ve her biri için indirgenme ürünleri birbirinden biraz farklıdır. NAD NADH'a indirgenir. Burada sadece bir hidrojenimizin olduğuna dikkat edin. Bunun nedeni ise NAD'nin yalnızca bir hidrit iyonu kabul edebiliyor olmasıdır. Diğer yandan FAD 2 hidrojeni de alabilir ve böylece FADH 2'ye indirgenir. NADH'taki ilave proton çözeltiye verilir ve buradaki moleküller yani elektron taşıyıcı moleküllerimizin indirgenmiş halleri elektronları elektron taşıma zincirine getirip götürür ve böylece ATP üretimini sağlamış olur.